Başarıda en büyük engel sensin. Neden sensin? Çünkü birinci sırada kararsızlığındır. Yani sen karar veremediğinden dolayı kendine engel oluyorsun. Kendine sürekli bahaneler üretiyorsun, mazeretler üretiyorsun. Diyorsun ki şimdi değil, şimdi karar vermeyeyim, yarın karar vereyim diyorsun. Engel oluyorsun bu şekilde kendine. Yani aslında önüne bir fırsat gelmiş, önüne altın gelmiş, öyle düşün. Altın var önünde ve sen sadece elini uzatıp alacaksın, bu kadar. Ama burada geçmişte yaşadıklarından dolayı, geçmişte yaşadığın olumsuz olaylarla bağlantı kurduğundan dolayı önüne altın geldiğinde şüpheyle yaklaştığında karar veremiyorsun. Şüphe ediyorsun çünkü. Diyorsun ki bunda bir şey var, yanlış karar veririm, bu sahtedir, bu gerçek değildir gibi iç ses, vesvese, senin içindeki o ses sana şüphe veriyor sürekli. Diyorsun ki ben en iyisi bir gece daha üzerinden yatayım. Aslında şöyle diyeyim, zamanında karar vermen gerekiyor. Zamanında. Bir dere düşün, derede bir sandal var, içerisinde altın var. Ve bu altın senin önünde sandalla böyle geçerken tam o anda karar vermen gerekiyor. O gün, o saatte, o saatte alman gerekiyor. Yok yarın karar vereceğim dediğin zaman ya bir saat sonra karar vereceğim. Zaten geçti borun pazarı, sür merkebini Niğde'ye hesabı. Sen fırsatı kaçırmış oluyorsun. Kararları hemen vermen gerekiyor. O anda fırsatı yakalayabilmek için. İşte başarıyı insan kendisi zabote ediyor. Kendisi engel oluyor. En büyük engeli insanın kendi nefsidir. Kendi nefsi şüpheyle, soru işaretleriyle, korkuyla, kaygıyla insanı korkutuyor, engelliyor ve önüne gelen o fırsat, vaktinde karar verilmesi gereken kararı vermediği için o sandal geçmiş oluyor, gitmiş oluyor, fırsatı kaçırmış oluyorsun. O zaman sen ne yapacaksın? Antrenman yapacaksın. Kendini zabote etmemek için, kendini engellememek için karar vermeyi öğrenmen lazım. Peki nasıl yapacağım hocam? Ben doğru dürüst karar veremiyorum ki, hep vazgeçiyorum, hep cayıyorum. Caydıkça da tabii özgüvenim düşüyor. Herkes bunu söylüyor değil mi? İnsan kararından vazgeçtiği an veya karar veremediği zaman özgüveni düşer. Çünkü özüne güvenmez, özüne değer vermez, öz saygısı düşer, başarısı düşer. Peki nasıl yapacağız? Nasıl antrenman yapacağız? Ufak kararlar alarak. Mesela ne olabilir? Bir yere gittin, lokantaya gittin. Kendine 10 saniye zaman tanı. Yemek siparişi vereceksin ya, 10 saniye içerisinde kararını ver veya 3 saniyede. Yani böyle ilk önce 10 saniye yaparsın, sonra bir daha gittiğinde 5 saniyeye düşür. Başkasına bakmadan yani. Aa, sen ne istiyorsan ben de aynısını alacağım demeyeceksin. Veya garson bey bana ne tavsiye edersin? Başkasının kararına bakmadan kendi antrenmanını yapman lazım. Kendi kararını kendi vermeyi öğrenmen lazım. Çünkü sen karar veremezsen her zaman başkası senin için karar verecek. Garson örneğindeki gibi. Sen karar veremediğin zaman garson sana senin için karar veriyor. Sen karar veremediğin zaman yanında kim varsa o senin için karar veriyor. O yemeğini seçiyor, diyor ki ben bunu alacağım. Sen de diyorsun ki tamam, sen bunu aldıysan ben de bunu alacağım diyorsun. Başkasının kararına göre hareket ediyorsun. Dolayısıyla kendini zabote etmemek için, kendine engel olmamak için ilk yapman gereken konu, yapman gereken çalışma karar verme konusudur. Yani karar verme konusunda antrenman yapacaksın. Hızlı kararlar vereceksin, hızlı hareket edeceksin ve kendin karar vereceksin manipüle olmadan. Peki manipülasyon nedir? Manipülasyon şu, içindeki ses seni devamlı manipüle edecek. Sürekli geçmişte yaşadığın olumsuz bir olayı çıkaracak oradan, böyle cımbızla önüne getirecek. Bak sen daha önceden bunu yaşadın, yine aynısını yaşarsın diyecek ve karar vermen de sana engel olacak. Yani senin içindeki iç ses, işte senin nefsin seni engelleyecek. Başarını engelleyecek. Başarısızlığın şu anda insanların genellikle yaşadığı başarısızlığın sebebi bu. Karar verememek. Manipülasyona girmek, yani birileri tarafından etki altına girmek. Ama en büyük etkiyi kim veriyor? Kişinin kendisi engel oluyor. Dolayısıyla antrenman yapmayı öğrenmesi gerekiyor. Yani kişi burada bu manipülasyondan kendi başarısını engellemeyi ortadan kaldırabilmek için antrenman yapması lazım. Karar verme antrenmanı yapması lazım. Biraz önce verdiğim örnekteki gibi.
Yoksa başarısız olacak bu kişi. Başkalarının kararlarının arkasında ilerleyecek. Başkalarının kölesi olacak bir çeşit. Ve bundan dolayı da başkalarının kölesi olduğundan dolayı başkalarının ağzına baktığı için devamlı o ne düşünüyor, onun fikri ne, acaba benim için ne düşünüyor, benim hakkımda ne düşünüyor diye başkalarının düşüncesinin arkasında ilerledikçe kişinin özgüveni düşecek, başarısız olacak, saygısı kalmayacak kendine ve bir çeşit mankurt olacak. Mankurt biliyorsun düşünemeyen, fikir üretemeyen, köle. Eskiden mankurt Google'a yazdıkları zaman görürler, tutsaklara uygulanan bir köle edinme şeklidir. Dolayısıyla insan mankurtlaşmaması için, köle olmaması için, zombileşmemesi için karar verme antrenmanını yapacak, özgüvenini arttıracak, öz saygısını arttıracak ve karar verecek. Çünkü bir insan bir şeye karar verdiği zaman, dedem hep onu söylerdi, o kararın arkasında ilerlerse, sonuna kadar giderse sonunda başarıya ulaşır. Vazgeçmeden ilerlerse. Çünkü yolculuk esnasında gayret gösteriyor, sebat gösteriyor, sabır gösteriyor değil mi? Yani bir bedel ödüyor. O bedellerin karşılığı mutlaka iyi olacak. İnsan çünkü bedel ödedikçe güzel şeylerle karşılaşır. Yani lehine döner. İnsan kafaya bir hedef koyduysa, bu hedefe doğru ilerlerse, ilerledikçe hedefine yaklaşır. Eğer vazgeçmezse, yani yolunu değiştirmeden ilerlerse mutlaka hedefine ulaşır. Dolayısıyla ilk yapması gereken manipülasyona uğramadan, yani kendi kendine zarar vermeden, kendi başarısını kendisi engellememesi için karar vermeyi öğrenecek. Başarıya karar vermesi lazım. Bunun antrenmanını yapacak. Bunu yaparsa gerçekten daha başarılı olur, daha huzurlu olur, daha mutlu olabilir. Peki genellikle insanlar, ama ben hocam bu konularda çok uğraştım, kitap okudum, kendimi geliştirmeye çalıştım. Bir türlü olmadı. Tabii olmuyor. Tek başına olmuyor. Her seferinde söylüyorum. Çünkü kitap okuyarak ehliyet alanını görmedim. Var mı öyle insan? Yok. Yani kitap okuyarak ehliyet alan yok. Şoför öğretmeni olmadan araba sürmeyi öğrenemiyorsun. Veya bilgilendirici video izleyerek de ehliyet alamıyorsun. Otobüs ehliyeti alamıyorsun. Yani uygulaman gerekiyor. Şoför öğretmeni senin yanında olması gerekiyor. Sana şimdi gaza basacaksın, şimdi frene basacaksın, şimdi sağa döneceksin demesi lazım. Bu olmadığı için zaten okuduğun onca kitap, seyrettiğin o kadar bilgilendirici video seni başarıya götüremedi. Çünkü yalnızdın. Hevesin kaçtı. Başladın, 3 gün sonra hevesin kaçtı. Başında kimse yok. Bir rehberin yok. Seninle ilgilenen birisi yok. Hep soru işaretleri daha da çoğaldı kafanda. İlerleyemedi ve hevesin kaçtı. Plan olmadığı için, yanında birisi olmadığı için kendini yalnız hissettim ve yalnız kaldım. Dolayısıyla herkese söylüyorum. Sen eğer hayatın ehliyetini almak istiyorsan, yani hayat otobüsünün ehliyetini almak istiyorsan, otobüsü sürmek istiyorsan, o zaman şoför öğretmenine ihtiyacın var. Sana araba sürmeyi öğretecek birisi lazım senin yanında. Uygulamalı bir şekilde. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı olduk. Yani onların daha hızlı karar vermelerine yardımcı olduk. Daha başarılı, daha huzurlu olmaları için biz onlara yol gösterdik, rehberlik yaptık. Yıllardan beri içindeki o cevheri keşfedip analizlerimizle ayak bağlarını onlara gösterdik. Ayak bağlarından kurtuldular. İçindeki yeteneklerini öğrendiler, potansiyelini keşfettiler. Arzuladıkları hedeflere ulaştılar. Yani kanatlarını kullandılar, kartallar gibi. Eğer bizim de size yardımcı olmamızı istiyorsanız, o zaman bizimle iletişime girmeniz gerekiyor. Bizimle iletişime girebilmek için yapmanız gereken hemen videonun altındaki linke tıklamak. Linke tıklıyorsun, formu doluyorsun, gönderiyorsun. Gerçekten huzurunu arttırmak istiyorsan, başarını arttırmak istiyorsan, ayak bağlarından kurtulup analizle potansiyelini keşfedilmesini istiyorsan, o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. İyi günler.